Değerli dostlar, hepinize merhaba. Ukrayna'ya bakacağız. Özellikle Paris'e hemen bir bakacağız. Çünkü Paris'te iki eski sömürgeci batılı güç bir araya geldiler. Yani Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'la Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna bir araya geldiler ve Ukrayna meselesini, tabii bu arada Gazze'yi de falan görüştüler. Fakat yaptıkları açıklama ağırlıklı olarak Ukrayna ağırlıklıydı. Ve şunu söylediler. Bedeli ne olursa olsun, ne kadar bir zaman dilimi içinde olursa olsun ve ne şartlar altında olursa olsun, biz Ukrayna'yı Fransa ve İngiltere olarak Rusya ile olan savaşında sonuna kadar destekleyeceğiz. Şimdi bu ikili Avrupa, iki güç, Avrupa gücünün, Almanya ve İtalya'yı bir kenara çekerek konuşuyorum, sergilemiş olduğu bu kararlılık kuşkusuz önümüzdeki ay yapılacak Avrupa Konseyi toplantılarına da bir işaretti. Gerçi o konseyde Birleşik Krallık yok, İngiltere yok, ama sonuç itibariyle Avrupa bir güç biriktirme sonucu zorunda olduğunu gösteriyor. Viktor Orban'ın kendisine yapıldığına inandığı haksızlıklar nedeniyle gerçekleştirdiği, Putin'i de çok rahatlatan o 54 milyar euroluk ek Ukrayna yardımını bloke etmesi büyük bir olasılıkla önümüzdeki ay, Ocak ayında toplanacak liderler tarafından çözülecektir. Bu konuda şöyle bir ceza vermeleri de bekleniyor eğer direniş devam ederse Orban tarafından. Viktor Orban'ın Avrupa Birliği toplantılarında oy kullanma yetkisi, ülkede yaşanılan antidemokratik süreç ve Macaristan'ın giderek bir otokratik sisteme dönüyor olması bahanesiyle devreye sokulacak ve Orban bir müddet Avrupa Birliği toplantılarında oy kullanamayacak hale getirilecek. Çünkü sonuç itibariyle bu tür çok ortaklı ittifaklarda veya yapılanmalarda tek bir devletin tek başına her şeye direnmesi belki bir kısa dönem için söz konusu olabilir. Fakat sonuç itibariyle tek bir devlet ve 26 tane farklısı, o zaman bu işler zorlanır. Bizim İsveç meselemiz gibi. Biz son derece haklı nedenlerle yola çıktık. Finlandiya'ya da yol verdik. Fakat şu anda Orban bizi gerçi dolaylı olarak destekliyor. Yani yalnız bırakmıyor, ama şu anda İsveç'in NATO üyeliği karşısındaki tek problem biz olduğumuz için habire Anthony Blinken Hakan Fidan'ı arıyor ve ne zaman diye soruyor. Ve buna da Hakan Fidan'ın son derece yumuşak cevaplar verdiğini, parlamento sürecinin tamamlanması halinde bu işin biteceğini ifade ettiğini biliyoruz. Yani bu iş böyledir. Tek başınıza, yarın bir gün şunu da derler adama, yani tek başınıza bu kadar direniyorsunuz, o zaman siz olmayın. Yani madem memnun değilsiniz durumda, siz olmayın kardeşim de diyebiliyorlar, denilebilir. Bir ara Yunanistan'a bile Avrupa Birliği'nde, çok eskiden, sizler hatırlamazsınız, yaptıkları nedeniyle böyle bir mektup gitmişti. Gidiyorsun sen buradan diye. Neyse, şimdi ama işin vahim tarafına baktığınızda John Kirby, Beyaz Saray'daki güvenlik sözcüsü diyor ki, mevcut yasalar ve bütçe çerçevesinde Ukrayna'ya bir tek yardım paketi aktarma şansımız kaldı. Eğer öngörülen kanun geçmezse Kiev'e desteğimiz kanunlar çerçevesinde bitmiş olacak diyor. Niye? Çünkü bu kullanılan para bir önceki bütçenin paraları. Şimdi yeni ek yardım bütçesi var. Hayır, o onaylanmıyor. Donald Trump'ın Amerikan başkanı olması halinde Ukrayna'yı sepette teslim edeceği yönünde de bilgiler var Rusya'ya, Putin'e. Çünkü anladığımız kadarıyla arası çok iyi Rusya lideri Putin'le Donald Trump'ın. Geçelim. Şimdi tabii bu birçok şeye denk geliyor. Birçok şeyi etkiliyor. Ve bunlar giderek daha rahat konuşulur hale geliyor. Bakın, Tavriyla Harekat Merkezi Komutanı Korgeneral Oleksandr Tarnavski var.
Diyor ki, bir mühimmat sorunu yaşıyoruz. Özellikle Sovyetlerden kalan 122 ve 152 milimetre topçu mermilerinde bu yaşanıyor. Şu anda elimizde de ihtiyacımız kadar kalmadı. Bu nedenle yeniden planlama yapmak ve dağıtımın buna göre gerçekleştirmek zorundayız. Bu çerçevede bazı taarruzlar ve harekatları erteleme veya iptal etme zorunda kalıyoruz. Bunlar da benzer, Ruslar da benzer sorunlar yaşıyorlar ama onların arkası daha güçlü olduğu için kolay aşabiliyorlar bu sorunları diyor. Eğer bir orduyu işte kendi iç politika kavgalarınız yüzünden bu hale getirirseniz yarın bir gün bacağını sıkmış topal ördek gibi dolaşırsınız. Batılılara söylüyorum. Çünkü bu işin şaka kaldırmayacağı açık. Niye? Bakın, bu savaşın öne çıkardığı en önemli isimlerden biri Orgeneral Oleksandr Sirinski. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı. Başarılı bir komutan. Hiç tartışmasız işini gayet iyi yaptı 2 yıldır. Ama bakın ne diyor? Rus işgal kuvvetleri bütün güçleriyle Kupyansk, Liman ve Bahmut cephelerinde yükleniyor. İlerlemeler gösteriyorlar. Hedefleri Donetsk ve Harkov bölgelerinde yeni yerleşim birimleri ele geçirmek. Liman cephesinde işgalci güç Makiivka üzerinden ağır bir taarruz gerçekleştiriyor. Burada tutunmakta zorlanıyoruz. Ayrıca Tarni, Kombat ve Siversk yakınlarından taarruzu durdurmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte işgalciler Simkivka üzerinden saldırılarıyla Kupyansk şehri yönünde yeni bir köprü başı tutmaya çalışıyor. Şimdi bunlar yaşanıyor orada bir yandan da. Şu anda durum çok zor. Askeri teçhizat ve personel sayısı çok üstün bir düşmana karşı direnmek durumundayız. Komutanların analizlerinin ve zamanında aldıkları önlemlerin bu gücü durdurmada başarılı olduğunu izliyoruz. Bu çerçevede çok kalabalık gelen düşmanın ağır insan kaybı yaşadığı açık gerçektir. Buna rağmen taarruzu sürdürüyorlar. Bakın bu çok önemli. Elinde adamın çok sayıda şey var. Savaşçı var. Düşman Aralık ayının ilk 15 gününde sadece bu cephelerde 8 bin asker kaybetti. Ama hiç etkilenmiyorlar ve anında arkasını dolduruyorlar. Bizim böyle bir seçeneğimiz yok. Bu nedenle çok akıllı ve sakin planlamalarla personelimizi riske atmadan savaşı sürdürmek zorundayız diyor. Yani diyor ki 3 cephede kötü sıkıştı. Personelim onunkiyle karşılaştırılamayacak kadar az. Mühimmat onda gani, bende hiç yok. Amanın. Bunu söylüyor adam. Ve orada hala efendim ayrılırdı falan. Böyle bir garabet. Bir de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzni ile Devlet Başkanı Zelenski'nin arası çok kötü. Zaluzni yine bir açıklama yaptı. Dedi ki Ağustos ayında yolsuzlukla mücadele adı altında dedi askeri alma komiteleri başkanlarının görevden alınması hataydı. Bu adamlar işlerini çok iyi profesyonel yapıyordu. Şimdi ise bakın ne tür zorluklarla karşılaşıyoruz deyiverdi. Anladığımız kadarıyla bir güç Orgeneral Zaluzni'yi Zelenski'nin yerine oturtmaya hazırlanıyor. Bir de böyle bir durum var Ukrayna'da. İşler karışık. Neyin ne zaman ne olacağı belli değil. Ve Zelenski de tutunmaya çalışıyor bir yerde. Hep beraber izleyeceğiz ama bu haliyle giderse Ukrayna kazandıklarını kaybedecek noktaya kısa zamanda gelebilir. Önümüz kış. Hoşça kalın.